Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Mantık Çocuğa, Özgür Sürer. YKS 2023'ü geride bıraktık ama çok merak edilen o soru. Hocam, biz sıralama hesabı yaparken hangi yılı baz almalıyız? Tabii ki bunu hemen böyle tahminen söylemek imkansız arkadaşlar. Yaklaşık 2-3 gündür analiz yapıyorum. Bir üniversitenin taban puanının düşeceğini düşmeyeceğini, sıralamasının düşeceğini düşmeyeceğini söylemek daha kolay. Çünkü onun içinde artık net veriler daha fazla. Biraz da talep istekle alakalı bir durum söz konusu. Onu yapacağız. Nokta atışı, yüzdelik hesabı yaparak videolar gelecek arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Bütün alanları tek tek ele alacağız diyorum. Neler yaptık? Öncelikle onu söyleyeyim. Tek tek rakamlarla sizi boğmak istemiyorum. 4 yıla baktık. 2019, 2020, 2021, 2022 YKS puan dağılımlarına baktık. Çünkü sizin sıralamanızı etkileyecek en önemli şeylerden birisi yığılmanın olacağı ya da olmayacağı, ne kadar olacağı yönde. İşte bu 4 yılı karşılaştırdık arkadaşlar. Ve tek tek TYT, AYT her testin zorluk seviyesine baktık. Her testin ortalamasına baktık. Örneğin edebiyat 4 yılda nasıl olmuş, AYT mat nasıl olmuş, tek tek bunlara saymak istemiyorum arkadaşlar. Ve standart sapmasına baktık. Standart sapma tabii ki önemli. Ortalama ve standart sapma arasındaki ilişki bize sınav sonuçlarının homojen, yani benzer ya da heterojen olması noktasında bir fikir veriyor arkadaşlar. Ve bu yılki sınavı değerlendirdik. Sınava girmiştim ben de. Hiç yoktan Türkçe sözel kısım ve TYT matematik kısmına şöyle bir baktım, inceledim arkadaşlar, eşit ağırlıkçı bir hocanız olarak. Ve şöyle bir sonuca vardım: katılırsınız, katılmazsınız onu bilemem. Öncelikle taban puanları düşecektir. Bu konudaki yorumlarınızı da siz belirtin arkadaşlar. Sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Eşit ağırlık yığılma, yani eşit ağırlık hangi yıla benzer sıralamalar? Bence 2019 diyorum. Belki katılmayacaksınız ama eşit ağırlıkta ben 2019'da bir geri dönüş bekliyorum arkadaşlar. Sözel kısımda, sözel kısmı birazdan konuşalım. Sayısal kısımda şöyle bir formül geliştirdim bütün yıllara baktığımda. 2019-2022 bölü 2 gibi bir sıralama hesabı yapabilirsiniz diye düşünüyorum. 2019 artı 2022 bölü 2. Yani 2021 kadar zor bir sınav değildi. 2022 kadar da kolay bir sınav değildi diye düşünüyorum. Sözel kısımda arkadaşlar zordu. Yani sözel kısmı, şöyle bir özelliği de var bu sene. Özellikle sözelcilerin TYT matematik yapma noktasında ben zorlandıklarını düşünüyorum ve kısmen yığılma olabileceğini düşünüyorum. Hangi yılı baz almalıyız derseniz de 2021'e sanki sözel kısmın göz kırptığını düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki bütün yıllarda aynı zorluk seviyesinde olan testlerimiz vardı. Bunları çok rahat söyleyebiliriz. Örneğin Türkçe ya da işte felsefe. Ama gerçekten bu yıl özellikle sözel kısımda SOS 1, SOS 2'nin çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Benim tahminlerim bu yönde arkadaşlar. Umarım istediğiniz puan gelir, istediğiniz sıralama gelir ve istediğiniz o üniversiteden İçeriye girersiniz. Biz de çok mutlu oluruz arkadaşlar. O sürece kadar videolarla yanınızda olmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.